Aşk dediğin var ya, işte oydu. Onu çok sevmiştim. Annenden önce tanımıştım. Fakir bir ailenin kızı olduğu için evlenmemize izin vermemişti aile. Halil'i doğururken öldü. Çocuğu sokakta bırakamazdım. Benim oğlumdu. Köşke aldık. Sonra annenle tanıştık. Yıkılmış bir sevginin henüz daha ölmeyen temelleri arasında bir yuva kurmaya çalıştık annenle. Kurduk da. Ama aşktan, sevgiden, sıcaklıktan uzak bir yuvaydı. Sonra sen dünyaya geldin. Halil bana hep anneni hatırlatıyordu. Bu anıdan kurtulmak istiyordum. Bütün sevgimi sana verdim bunun için. Yıllar sonra anneni de kaybettim. Neden söylemedin bana? Kardeşim olduğunu neden söylemedin? Hep bundan korktum. Yıllarca bu sorudan korktum işte. Utandın değil mi? Halil'in anasının fakirliğinden, kimsesizliğinden utandın değil mi? Evet, utandın. Utanmasaydın alırdın onu. Karım derdin, bağrına basardın. Ailene sırt çevirirdin. Ben bu kadını seviyorum derdin utanmasaydın. Paranız, şanınız sizin olsun derdin. Ben bu kızı seviyorum, onu paraya pula değişmem derdin. Kim bilir nasıl öldü o zavallı kadın. Üçüncü sınıf bir hastane odasının buz gibi soğuğuna terk edilmiş ve yalnız. Senden bir çocuk doğurabilmek için. Senden kalan tek bir anıyı yaşatabilmek için. Yeter! Yalvarırım yeter! Yetmez! Yetmez! Dahası da var! Ve o utancı öylesine sürdürdün ki yüreğinde. Halil oğlum diye bağrına bile basamadın. Öz oğlunu herkesten sakladın. Benden bile. Ondan bile. Bu utancının cezasını hepimiz çok ağır ödedik. Beni öz kardeşimle yatağa sokan sensin baba. Anlıyor musun? Sensin.